2011 model Honda Jazz. Aracımıza 10 inç Android multimedyamızı entegre ettik. Entegrasyonla ilgili detay bilgi şu şekilde. Aracın ilgili hatlarına dolaşan özel bir çerçeve kullanıyoruz. Bu çerçevenin iç standardı 13 cihazımızı fit kaplar nitelikte, oluşan fiziki görüntü bu şekilde ortaya çıkıyor. Bu birinci konuydu. İkinci konu, fabrikasyon konnektör yapılarını bozmuyoruz. Olası orijinaline dönüş yapıldığında herhangi bir problemle karşılaşmayacak kullanıcı. Bir önemli konu, direksiyon kontrol tuşlarının tamamı cihaz önünde çalıştırdık. Birazdan video içerisinde göstereceğim. Bu tuşların tamamı çalışıyor. Orijinal USB konnektörü aktif. Bir eklentimiz geri görüş kamerası. Geri vites aldığımız zaman kameramız devreye giriyor. Kullandığımız kamera analog HD bir kamera. Boşada ileri vites aldığımız zaman otomatik devreden çıkmış oluyor. Tekrar etmek gerekirse aracımız 2011 model Honda Jazz. 13 cihazımızı entegre ederken bir adet özel çerçeve kullandık. Konnektör yapılarını bozmadık. Direksiyon kumandalarını çalıştırdık. Orijinal USB aktif. Geri görüş kamerasıyla montaj tamamlanmış oldu. Cihazımız araca neler kazandırıyor? Öncelikle bu tarz bir arayüz sizi karşılıyor. Dileyen kullanıcılar için de farklı arayüz seçeneklerini de ilgili uygulama üzerinden gerçekleştirebiliyoruz. Apple CarPlay ve Android Auto'yu kablosuz sunuyor. Şu anda Apple CarPlay arayüzündeyiz. Kablosuz çalışıyor. Keza Android Auto da bu şekilde kablosuz çalışabiliyor. Şöyle yapalım. Spotify'dan bir müzik açarak direksiyon kontrollerini gösterelim. Ses açma, ses kısmı var. Şarkı geçişleri ya da kanal atlama tuşları sorunsuz çalışıyor. Direksiyon simidinde bulunan mod tuşunda bas konuş olarak ayarladık. Orada mısın? Dinliyorum. İstanbul'da hava nasıl? Şu anda gökyüzü bulutlu ve sıcak. Gibi kullanıcı hem Android Auto'da hem de Apple CarPlay'de gerçek işlevinde kullanmak için ilgili tuşu bas konuş olarak kullanmış olacak. Gözünü yoldan ayırmadan, direksiyon simidi elinden bırakmadan iletişim becerilerini kaybetmemiş olacak. Apple CarPlay ve Android Auto kablosuz çalışıyor dedik. Her iki akıllı telefondan ekran yansıtma ilgili uygulama üzerinden kablosuz gerçekleşiyor. Radyo kısmı. Radyoda RDS sinyallerini alabilir. Nitekte radyo istasyon havuzaları var. 18 adet istasyon havuzayı alabiliyoruz. Dinlediğimiz istasyonu bu şekilde ismiyle kayıt altına alabiliyoruz. Cihazımızda 3 türlü navigasyon var. Birinci tür navigasyon GPS üzerine çalışan offline navigasyon. İkinci tür navigasyon cihaza internet paylaştırıldığı zaman Play Store hesabı üzerinden kurulmuş ya da kurulacak Google haritalar ve benzeri uygulamaları kullanabilir. Üçüncü tür navigasyon ise Apple CarPlay ve Android Auto modundayken konum mantığını araçta kullanmış olacak kullanıcı. Apple CarPlay ve Android Auto'da iken telefona kurulan farklı uygulamaları da ekrana taşıyabiliyor. Yandex'te şöyle bir detay var. Yandex Plus üyesi olmadan hem CarPlay'de hem de Android Auto'da Yandex maalesef çalışmıyor. Bluetooth'la telefon görüşmesi ve telefondan müzik aktarımı için Bluetooth altyapısı, mikrofon kazanç ayarları ve Bluetooth 5.0 ile telefon görüşme kalitesi en üst seviyeye çıkmış olacak. USB'ler üzerinden videolar ya da müzikler açabiliyoruz. İlgili konnektöre flash bellek takıldıktan sonra ilgili ikona dokunarak klasör seçimlerimizi yapıp müziklere erişim sağlayacak kullanıcı. İlgili ikona dokunarak da yine USB'ler içindeki videolara erişim sağlamış olacak. Yeri gelmişken belirtelim, cihazımız 1280x720 IPS ekrana sahip. Aracın değişik açılarına bakıldığı zaman kesinlikle görüntü kaybı yaşatmaz ve kullanıcıya akıllı telefonlardan aldığımız o dokunmatik hissiyatı da sunmuş oluyor. Cihazda Android işletim sistemi var. İnternet paylaştırıldıktan sonra ve Play Store hesabı oluşturulduktan sonra artık YouTube ya da farklı uygulamaları da cihaza kurup kullanabilecek kullanıcı. Bir eklentimiz geri görüş kamerası olduğunu söylemiştik. Geri vites aldığımız zaman kameramız devreye giriyor. Şöyle bir ayar daha var, onu da yapalım. Geri vites aldık, kameramız devreye girdi. Kullandığımız kamera analog HD bir kamera. Kameranın araçtaki konumlandırdığımız kısmı da video içerisinde paylaşacağız. İlgili referans ya da satır çizgilerini, otopark çizgilerini ya da aracın genişliğine göre ayarlanabiliyor. Boş ileri vites aldık, otomatik devreden çıkmış oldu. Cihazımızın müzik işleme yeteneği DSP altyapısında.
Kullanıcı equalizer'ların haricinde hazır equalizer'lar da mevcut. Sistemde hoparlörlere giden DSP zaman ayarlarını yaparak da müzik kalitesini değiştirmiş olacak kullanıcı. Cihazımız bu işlemleri yaparken hangi donanımda çalışıyor? Hakkında kısmına girdiğimiz zaman TS18 platformu bu işteki en stabil platformlardan biri. TS10'la birlikte Cortex-A55 işlemci kullanıyor. 1.8 GHz hızında 8 çekirdekli, 4 GB RAM, 64 GB dahil hafızası var ürünümüzün. Araç 2011 model Honda Jazz. 13 cihazımızı sorunsuz bir şekilde entegre ettik.